Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Soru üstlerinde şimdi de köklü ifadeler. Soru çözümlerine başlayacağız tabii ki karaköklü ifadeler. Söyleyelim konu biraz zor ve uzun. Bizler de bol miktarda soru çözeceğiz sizler için. İlk partımıza karakök 169, karakök 121, eksi karakök 49 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bu soruyu çözebilmeniz hızlıca çözebilmeniz için özellikle lütfen 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini ezberleyin. Yani 169'u gördüğünüzde hangi sayının karesidir bu? Düşünmeniz gerekiyor. 13 artı 121 hangi sayının karesidir? Eksi 49 hangi sayının karesidir? 24 eksi 7'den yanıt kaç olacaktır? 17 olacaktır. Yukarıda alanları verilen her kenarı tam sayı olan 4 tane kare şekildeki gibi büyükten küçüğe doğru sıralanmış. AB uzunluğunun en küçük değeri. Şimdi bu 8'in karesi, bu 3'ün karesi. AB uzunluğunun en küçük değerini sorduğu için şu iki kareyle mümkün mertebe küçük alacağız. Şöyle düşünebilir miyiz? Bunun bir kenarı 3, bunun bir kenarı 8. Peki şu kenar en az kaç olabilir? 3'ten büyük, 8'den küçük en az 4 olacaktır. Ve bu kenar en az kaç olabilir? Bakıyorum. 8'den büyük olmak zorunda. En az kaç olacaktır? 9. 9 17 20 24 aradığımız sonuç olur sevgili arkadaşlar. Şimdi de kareköklü ifadelerde iç içe kökler varsa ne yapacaksınız? Aynı iç içe parantezler gibi. İç içe parantezlerde en içeriden çözümlemeye başlamıyor musunuz? Burada da aynısı. Karekök 16. Kaçtır? 4. E 5 eksi 4 oldu burası. 5 eksi 4 1 değil midir? Karekök 1 kaçtır? 1. E şimdi de 24 artı 1 oldu. O da 25 yapıyor. Karekök 25. 5. Doğru cevap D şıkkı. Hoba geliyoruz bir diğer soruya. Öğrencilerin yaptığı hata. Arada artı varsa ifadeleri ayrı ayrı çıkartamıyorsunuz. Yani buna 1 artı 3 bölü 4 demeyin. Hatta şöyle söyleyeyim size. 9 artı 16 verdim diyelim. Bir öğrenci geliyor 3 artı 4 değil mi hocam diyor. 3 artı 4 kaçtır arkadaşlar? 7'dir. Peki 9 artı 16 toplayın bunları 25 değil mi? Kök dışına kaç olarak çıkacak bu 5? 5 7 aynı şey mi? Değil. O yüzden köklü ifadelerde bunu parantez gibi düşüneceksiniz dedim ya. Parantez gibi düşünün ilk önce parantezin içerisini yapmanız lazım yani toplamanız. Burada da ilk önce toplama ve çıkarmalar yapılacak. Bunun paydasını 16 ile genişletelim. Bunun paydasını da ne olacaktır? Karekök içerisinde 16 artı 9 bölü 16 artı karekök içerisinde 32 eksi 7 bölü 16 bölü. 1 bölü 16'yı direkt kare kök dışına çıkartabilirsiniz. Kaç olarak? 1 bölü 4. Peki bu 25 bölü 16. 25 bölü 16 kaç olarak çıkacak? 5 bölü 4. Bu da 32'den 7 çıkar. O da 25. 25 bölü 16 o da 5 bölü 4. Bölü 1 bölü 4. 10 bölü 4 çarpı 4 bölü 1'den yanıt 10 olacaktır. Bir diğeri heh, virgüllü ifade eder Virgüllü ifadeleri görünce korkuyoruz. Hayır korkmayın. Virgülü düşünmeyin. 169, 144, 121, 4. Hepsi kök dışına çıkabilen sayı var, değil mi? O zaman bu virgülleri ilk önce kesirli hale çevirin. 169 bölü 100 artı 4 bölü 100 bölü 144 bölü 100 artı pardon eksi 121 bölü 100. 169 bölü 113 bölü 10 olarak çıkacak, 4 bölü 100, 2 bölü 10 olarak, 144 bölü 100, 12 bölü 10 olarak, 121 bölü 100, 11 bölü 10 olarak. Yukarısı 15 bölü 10, aşağısı 1 bölü 10, 15 bölü 10 çarpı 10 bölü 1'den yanıt 15 olacaktır. Ve geliyoruz bir diğer sorumuza. Karekök 29 sayısının orta noktası gösterilen sayı doğrusunda hangisi olabilir diyor. Şimdi bakın, karekök 29 şöyle düşünelim. Karekök 29, pardon. Karekök 25 ile karekök 36 arasındadır. Yani 5 ile 6 arasında bir sayı. Ancak 29 25'e mi daha yakın 36'ya mı? 25'e daha yakın. Yani 5'e daha yakın bir sayı arıyoruz. 5'e daha yakın 5 ile 6 arasında. Hmm. Tam olarak 26 27 olsaydı bu 5'e uzak. Bu da 5'e uzak. Şimdi bu 5'in dibinde bu ya aslında burada birazcık çelişkili bir durum var arkadaşlar. 25 ile 36'nın tam ortası 11 30 civarında bir sayı. Bu daha mantıklı. Nedenini söyleyeyim. Hani bu karekök 26 gibi daha çok. Hani hemen 5'in dibinde ama bu hemen 5'in dibinde değil ki araya böyle 3 4 sayı girmiş. O da onu ortaya doğru yaklaştırmış. O yüzden doğru cevap Bursa olacaktır. Evet, geldik güzel bir soruya. Can, Oya, Ali bunlar üç arkadaş koşuyorlar. Koşuyorsa Can, Oya ve Ali'nin durumu gösterilmiş. Ali bitiş çizgisine 11 metre, Can ise 9 metre uzaklıkta. Yani Ali'de 11 metre var, Can'da 9 metre var. O zaman şu aradaki değerlerden birisi de Oya. Demek ki oyanın bulunduğu değer 9 ila 11 arasında. Hadi bunu hesaplayalım. 9 kök 81'dir. 11 kök 121'dir. Demek ki oya kök 81 ile kök 121 aralığında olacak. Hangisi olamaz diyor. Karekök 124 olamaz. Hadi sonraki video ile devam edeceğiz.